Evet, yeniden merhabalar efendim. Biliyorsunuz World of Tank'a özellikle yeni başladığınızda bazı terimler söyleniyor, bazı kısaltmalar söyleniyor. Ve bu kısaltmaları yeni başlayanlar, hatta ben bile bazılarını bilmiyordum. Bu anlamda biraz araştırdım ve onları size anlatacağım. Neyin ne anlama geldiğini anlatacağım. Hem yeni başlayanlar için güzel bir video olmuş olacak. Hem de belki benim gibi kısaltmaları bilmeyenler ya da bilmediği kısaltmalar olan oyuncular için iyi bir video olacağını düşünüyorum. Araştırdım fakat eksiğim varsa ya da şunu da söylemeliydin ya da bunu böyle söylesen daha iyi dediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz çünkü çok fazla vardı. Hani gerçekten de belki böyle hani 4 Word sayfası kadar oldu, böyle 12 punto yazılmış 4 Word sayfası kadar bir terim vardı, kısaltma vardı. Arkada da büyük bir ihtimalle belki bir oynadığım World of Tank'la alakalı savaş koyarım ya da belki farklı bir World of Tank ya da normal tanklarla alakalı bir video koydum. Bilmiyorum. Belki de konuyla alakalı bir şeyler bulabilirsem onları da koyabilirim. Neyse, başlayalım. İlk olarak SS diye kısaltılır. S ve S iki harfinden oluşur. Screenshot. Anlık ekran görüntüsü anlamına gelir. Anlık aldığınız ekran görüntüsüdür. Print screen tuşuyla alınır ya da herhangi bir AMD ya da Nvidia uygulamanız varsa bunun da kendine ait kısa yolları vardır. Bununla alabilirsiniz. Çok da fazla üstünde durulacak, anlatılacak bir şey değildir. Gerçi sadece World of Tank değil, birçok oyunda da ya da uygulamada ya da telefonumuzda da bu kullanılır. DMG, Damage, Damage. Nasıl okunuyor bilmiyorum çünkü buna da şey yükselen insanlar oluyor. Altta o reply diye okunmuyor, reply diye okunuyor falan diye yazanlar olmuş. Damage, DMG diye yazılıyor. Düşman tanklarına verilen hasar anlamına geliyor arkadaşlar. Hasar attığınızda damage attım, hasar attım ya da hasar verdim de diyebilirsiniz. RNG, Random Number Generator. Dur. Uzun ismi RNG, RNG olarak kısaltılmıştır. Rize, Niğde, Giresun harflerinden oluşur. Oyun yazılımı tarafından bazı olayların randomenize, yani rastgele hale getirilmesi için kullanılır. Örneğin adam diyor ki senin bir atış hasarındaki, yani damage'inde bir RNG var diyor ve bu %25 diyor. İşte RNG rastgele numara üretiyor. Senin attığında topun 100 hasar vuruyorsa rastgele numara üretiyor ve diyor ki 16. Bu seferki RNG'in 16 diyor ya da eksi 16 diyor ya da eksi 10 diyor. Artı 10'sa sen 100 değil 110 vurmuş oluyorsun. Eksi 10'sa 100 değil 90 vurmuş oluyorsun. Ve bu sadece World of Tank'ta değil, birçok tankta vardır. Birçok oyunda vardır, özür dilerim. Birçok oyunda vardır. Bu da oyunun normal hayattaki rastgele olaylarını birazcık yapmak, oyuna getirmek için kullanılır. Aslında çok konuşulacak bir konu. Hani üzerine çok fazla konuşulacak bir konu. Ama şimdilik bu kadar, kısa geçeyim. Bir diğer terim ise buff'tır. Birçok kişi çok fazla duyar bunu. Fakat belki kulağımızın en çok duyduğu şeylerden biridir buff. BUFF, Bursa, Urfa, Fransa harflerinden oluşur. Tankının bazı özelliklerinin iyi duruma getirilmesi anlamına gelir. Yani örnek veriyorum, senin zırhın 100 milimetre ise zırh kalınlığın 110 milimetreye çıkar. Ya da topun 10 saniyede yüklüyorsa 9 saniyede yüklüyordur. Bu tankının bufflanması anlamına gelir. Nerf ise buff'ın tam tersidir. Tankın bazı özelliklerinin daha kötü hale getirilmesidir. Örnek, 10 saniyede yüklenmiş topun varsa, yine az önceki örnekten yola çıkalım. Bu 11 saniyede, 12 saniyede, 13 saniyede yükler. Bu tankının nerflendiği anlamına gelir. Yine aynı şekilde zırhın 100 milimetre ise 90, 80, 70 milimetreye indirilirse yine tankının zırhının nerflendiği, yani daha kötü bir hale getirildiği anlamına gelir. Bu zaman zaman World of Tank yazılımcıları tarafından, oyun geliştiricileri tarafından oyunu dengelemek amaçlı ya da çok güçlü tankları birazcık nerflemek, çok zayıf tankları birazcık bufflamak amaçlı kullanılır. TD, Tank Destroyer anlamına gelir. Tank avcısı anlamına gelir. T ve D, Trakya, Denizli harfleri de yazılır. MED, MED, Manisa, Edirne, Denizli harfleri de yazılır. Medium Tank, orta tank anlamına gelir. HT, Heavy Tank anlamına gelir. Hakkari, Trabzon harfleriyle yazılır. Bazı yerlerde bu HV olarak da yazılıyor. Çok az da görsem onu da belirteyim. LT, Light Tank anlamına gelir. Lüleburgaz, Trabzon harfleriyle yazılır. Cooldown diğer bir terimimizdir. Bunu da çok fazla duymuş olabilirsiniz. Cooldown kelimesini.
tankınızın gövde kısmını saklayarak taretin ön kısmının görünmesini sağlarsınız. Çukur bir bölgeye girersiniz. Bir tepe de olabilir bu, bir çukur da olabilir. Çukura girersiniz, tankınızın gövdesi saklanır ve tareti görünür. Bu genelde Amerikan tanklarında çok kullanılır. Örnek veriyorum, T-32, T-34, T-29 gibi tanklarda bolca kullanılan bir taktiktir. Amorek bir diğer terimimiz, mühimmat deposu ve mühimmat deposunun anlamına gelir. Amorek yedim, ammo yedim cümleleri de aslında genelde mühimmatın vurulup havaya uçması, blow up olması anlamında kullanılır. Oyun içinde bazı modüller vardır tanka taktığımız ekstradan. İşte teleskoptur, kamuflajdır, hızlı yüklemedir, hızlı nişan alma gibi birçok tamir kutusudur. Birçok mühimmat, özür dilerim, modül vardır. Bunların biz tamamına modül diyoruz. Ve modüller tankımızın bazı özelliklerini daha iyi yapmak, daha ön plana çıkarmak için kullanılır. Ve skill'de, genellikle perk'te çok karıştırılır bu. Skill'de mürettebatlar %100 olana kadar da etkisi gösterilir. Yani skill'in etkisi %100 olana kadar da bu mürettebata ve tankın bazı özelliklerine etkisini gösterir. Perk diğer bir terimdir. Mürettebat, bu da bir mürettebat yeteneğidir. Bunun özelliği ise %100 olana kadar etkisini göstermemesidir. Ampul, kardeşlik takımı falan filan gibi şeyler buna örnektir. Ram, ezmek, çarpmak anlamına gelir. Ağır tanklarla, yani ağırdan kastım oyundaki ağır değil, cüsse olarak ağır, bir nebze de olsa hızlı tanklarla sizden daha hafif tanka çarptığınızda onu ezmiş, ramlamış olursunuz ve ram hasarı verdim, ramladım da buradan gelir. Sniper mod genelde shift'e bastığımızda ekrana çıkan o nişangaha denir ve genelde arkada yatıp oynanacak tanklar vardır. Genelde TD'lerdir bunlar. Corsair nişangahın adıdır. Klan zaten hepiniz biliyorsunuz, World of Tanks'taki topluluk ya da gruplar olarak da söylenebilir. Plat, platon yani müfreze. Bir değil, iki ya da üç kişinin aynı anda, aynı savaşta, rastgele savaşta oynadığı ya da savaştığı oyundur. Track it, düşman tankının paletini kırma, paletini bozma, oraya ateş ederek oraya hasar verme anlamına gelir. Efficiency, oyundaki istatistiklerimizi içeren bir nevi, bizim nasıl bir oyuncu olduğumuzu gösteren bir verimlilik sıralamasıdır, puanıdır da diyebiliriz. Şimdi bazı kısaltmalar var, işte GL Good Luck, oyun içinde kullandığımız GC iyi iş, Good Job, işte GS Good Shot, Good Shot, işte GG Good Game, iyi oyun, HF Have Fun, iyi eğlenceler, MM Matchmaker, maç yapımcısı, maç oluşturucusu gibi anlama gelir. Bunların üstünde çok fazla durmaya ya da uzun uzun konuşmaya, yorum yapmaya gerek yok. AFK birçok oyunda da kullanılır. Tabii ki World of Tanks'ta da kullanılır. Away from keyboard, yani keyboard'dan uzakta ya da bilgisayardan uzakta anlamına gelir. Yani bilgisayar başına değilim. Abi telefon çaldı, tuvalete gittim. Telefon çaldı, tuvalete gittim olmadı. Telefon çaldı, işte biri aradı. Tuvaletim geldi, oraya gittim. Mutfağa gittim, kahve koyacağım, geleceğim. O anlamda AFK'yim deyip tık masadan kalkabilir genelde insanlar. Bilginiz olsun. Win rate kazanma oranıdır. Bu da aslında çok fazla belki duyduğunuz bir cümledir. Kaç savaş yaptınız? 50 savaş yaptınız. İşte atıyorum ya da 100 savaş yaptınız oran kolay olsun diye. İşte %48 benim kazanma oranım. Yani win rate'im %48 diye adlandırılır. Armor zırhtır. Camo kamuflaj anlamına gelir. Crep mürettebat anlamına gelir. Tech tree teknoloji ağacı anlamına gelir. Tracer aslında tracer diye yazılır. Tracer topçu atışı yaptıktan sonra bir iz çıkar ya. O ize tracer denir ve genelde o ize çıktığı yere ateş ettiğinizde de RT'yi, topçu atışını yapan RT'yi öldürebilirsiniz. Event etkinlik anlamına geliyor aslında. Bazı zamanlar, bazı aylar, bazı yıllar, yılbaşı etkinliği gibi etkinlikler yapar. İşte bunların geneline event diyor World of Tanks'ta birçok yerde. Birçok oyunda bunlar event diye geçiyor. İşte event, yılbaşı event, işte ön cephe event, bilmem ne event ya da ön cephe etkinliği de aslında geç. Ama diyorum yani genelde İngilizce
konuşmak böyle biraz daha bilgili olduğunu göstermek gibi bir şey oluyor. Ben çok fazla kullanmıyorum. Genelde etkinlikler geçerim ben. Ama bunu da belirteyim ki bu etkinlikler, bu eventler çok güzel. İşte X3 bonuslar, X5 bonuslar, premium günler gibi gibi bir sürü tank eventler oluyor. Mesela tank etkinlikleri oluyor. Tank veriyor World of Tank belli görevleri yaptıktan sonra. Kaçırmamızı tavsiye ederim. Araştırmanızı tavsiye ederim. Reply. Özellikle reply diyorum. Yine bir önceki videoda reply ama reply replay diyor. Yani sen falan böyle hani İngilizceyi düzeltmeye kalkan arkadaşlar olmuş. Reply maçın kaydı anlamına gelir. Bir maç kaydını reply'da basa basa söylüyor. Replay demiyor özellikle. Reply'da yaptığımız maçların kaydı anlamına gelir. Genelde World of Tank'ta kendi dizinde reply klasörü vardır ve tüm yaptığınız maçlar bu reply klasörüne atılır. Ekstradan gidip o videoya tıklarsanız, o reply, özür dilerim, o reply dosyasına tıklarsanız size World of Tank'ın ekstra bir paneli ya da ekstra bir içerik olarak reply'i açar ve reply'i izleyebilirsiniz. Kill işte adam öldürme ya da tankı yok etme anlamına gelir. Üstüne çok fazla durmaya gerek yoktur. Kesmek, ki ben bunu da çok sevmiyorum. Kesmek diye de bir terim vardır. İşte git orada 2 tank kestim, orada 3 tank kestim. Bu da bana şey gibi geliyor. LOL kafası falan. Hatta LOL'dan da daha şey bir kafa geliyor. Metin 2 kafası falan geliyor bana. Yani işte kestim, 2 adam kestim, 3 tank kestim. Genelde kill ya da öldürdüm, garaja yolladım kullanıyorum ben. Ki genelde garaja yolladım derim. Skin tankın dışındaki renkli kaplamalara deniyor. Genelde yılbaşı etkinliklerinde falan çıkar. Bazı etkinliklerde event, hadi event diyeyim de video gibi görüneyim. Eventlarda falan çıkar böyle. Alıyorsunuz iki boyutlu skinleri koyuyorsunuz. İşte farklı bir görüntü oluyor falan filan. Account bizim hesabımızdır. Account diye yazılır. Belki vaktim olursa bilmiyorum ama videoda yazılışlarını da yazabilirim ben. Çünkü İngilizce terimler hani nasıl yazılıyor falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Belki biliyorsunuzdur. Emin değilim, bilmiyorum şimdi, böyle söylüyorum ama söz vermeyeyim. Zaten videonun başında görürsünüz yazıp yazmadığımı. Hesabınız anlamına, kendi hesabınız anlamına gelir. Patch belirli sıklıklarla World of Tank'ın oyunu iyileştirmek, oyunu geliştirmek, oyuna eklediği bir event'ı, bak özellikle event dedim yine şey olsun diye, havalı olsun diye, bir etkinliği oyuna eklemek amaçlı bize verdiği şeylerdir, patch'lerdir. İndirirsiniz. Birçok dosya yüklüğünde bilgisayarınıza bir yere kurar. O da sizin bir patch'iniz olarak inmiş olur. Bir upload, bir güncelleme olarak inmiş olur. Ki genelde World of Tank'a da çok sık bir şekilde patch gelir. Birçok oyuna patch gelir. İşte bu patch'lerin içinde dediğim gibi eventler vardır. Oyunun bazı haritalarının düzeltme yerleri vardır. Ses dosyalarının düzeltmesi vardır. Bazı yazılımların, bizim görmediğimiz yazılımların düzeltilmesi vardır. Hitbox'lar vardır. Gibi gibi animasyonlar vardır, sesler vardır. Falan filan. Çok da üstünde uzun uzun konuşmaya gerek yok. Global map, oyunda klan savaşları var biliyorsunuz. Topluluk savaşları var. Bu klan savaşlarında global map'te, yani bildiğimiz dünya haritası var. Global map bu klan savaşlarının yapıldığı haritaya ya da o dünyaya denir. Camper genelde arkada yatıp savaşmaktan, ölmekten, tankının çizilmesinden, aman tankımın boyası çizilmesin, yeni sigortasını yaptırdım İşte falan diyen insanlara denir. Genelde geride beklerler. Top tier en yüksek seviyedeki tanklara denir. Hatta şöyle bir şey söylenir. İşte savaşa çıktık, platonduk ve top tier'dık. Neden? Çünkü sen seviye 9'sundur ve seviye 9 üzerinde bir tank yoktur. Sen top tier olarak çıkmışsındır. Bu da böyle bir terimdir. XVM genişletilmiş görüntü modüldür hatta. Bunu ekstra olarak kurarsanız World of Tank'a. Bununla alakalı kuruluşları Barış, Mr. Botoş diye geçiyor. Mr. Botoş'ta falan vardır. Ondan bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Onun videolarında bulabilirsem alta link olarak da koyarım. Genelde bazı istatistikler verir XVM mod. Belli oyuna hile olmayan anlamda size bir takım istatistik, değer, etki, bilgi gibi şeyler verir. FPS saniyelik görüntü sayısına denir. Frame per second saniyedeki kare sayısıdır. Yani genelde de biz eskiden 30'du ama artık gelişen ekran kartları, işlemciler
bilgisayarlar sayesinde artık bu 60, 50, 40 tam da yukarı çıkmış durumda. Yani gene 30 olsa hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ama 60 tavsiye edilir. Ping sunucu ile sizin bilgisayarınız arasında iletişiminin kalitesini gösteren bir değerdir. Siz bir veri yollarsınız, o veri server'a gider ve oradan bir veri gelir. O da sizin bilgisayarınıza, oyuna gider. İşte bu hıza biz ping diyoruz. Ban, yasaklanmak anlamda kullanılır. Oyunda bir takım oyun kurallarına, topluluk kurallarına hile gibi yöntemlerle çiğnerseniz genelde oyundan kalıcı ya da belli süreli banlanırsınız. Bu anlamda da, bu kısaltmanın anlamı da, işte banın anlamı da budur. Field Commander, saha komutanı anlamına gelir. Genelde sahaları, klan savaşlarında, müfrezelerde falan vesaire bilmem ne savaşları yöneten kişidir. Feedback, geri dönüş anlamına gelir. Aslında bunlar çok da üstünde duracak şeyler değil ama bazen World of Tanks bizden feedback ister. Cap, üssü ele geçirmek anlamında kullanılır. Üssün beyaz bir bölgesi vardır her haritada. Demek yanlış olur, bazı oyun modlarında vardır. İşte siz kendiniz ya da takım arkadaşlarınızla o beyaz bölgeye gidip o beyaz bölgede bir süre bekledikten sonra yukarıda bir zaman çizelgesi, zaman çıkar, süre çıkar. İşte atıyorum 20 saniye, 30 saniye, 60 saniye. Orayı caplediğinizde savaşı tüm tankları da yok etmeden kazanmış olursunuz. Buna da biz caplemek, üst ele geçirmek anlamında kullanırız. Kısaltması da cap'tir. C-A-P. Jap. Jap diye yazılır. Az önce, şimdi aklıma geldi. Notlara almamışım. Med tankı, TD'yi, light tankı, bunların hepsinin kısaltmalarını söyledim. Fakat topçuların kısaltmalarını söylemedim. Topçunun kısaltması da RT, KMT diye geçer. Genelde RT'lerde biliyorsunuz topları çok yüksekten aşırtarak atan tanklardır. Tank demek doğru değil ama savaş aletidir, konvansiyonel savaş aletidir diyebiliriz. RLD reload, atış süresi, bir mermiyi yükleme süresinin kısaltılmasıdır RLD. Bouncy, zırhtan sektirme, bounce etme anlamında kullanılır. Gun depression, silahın aşağı ve yukarı bakma açısını söyler. Yani gun depression -16'ya 8. -16 aşağı eğildiğini anlarız. 8 de yukarı eğildiğini anlarız. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Kısaltmalar ve terimler bu kadar. Dediğim gibi, başta söylediğim gibi, eklemem gereken bir şey unuttuysam lütfen yorumlarda belirtin. Ya da artı olarak bunu da söyleseydin şu bilgiyi, şu kısaltma için diyebileceğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Onun için de olumlu olumsuz yorumları her şekilde yazabilirsiniz. Başta yine söylediğim gibi kısaltmaları yazabilirim de, alakalı görsellerde koyabilirim. Belki de World of Tank'la alakalı herhangi bir reply videosu da atabilirim. Henüz karar vermedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atın, yorumlarınızı da bekleriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.